Şimdi şeker hastaları için şekeri ilerlemiş, pankreası artık hiç çalışmıyorsa ona yapacak bir şey yok. Ama şekeri çok ilerlemiş, yapacak bir şey yok. Sürekli inzulin iğnesi vuruluyorsa, ama mesela kişi de tatlı yiyemiyor, içemiyor. Neden? Daha da kötüye gider durumu. Böyle rahatsızlığı olanlar için de stevia rabaudiana, şeker tatlandırıcı olarak şeker otu. Stevia Latincesi, Türkçesi şeker otu. Şekerotu.com.tr diye sitemiz var. Veya steviyeşekeri.com.tr. Bundan stevia şekeri biz kendimiz bunu dışarıdan getiriyoruz. Normal şekerden 30 kat daha fazla Normal tatlandırıyor, şekerden değil mi? 30 kat tatlı. Japonya'da 40 yıldır stevia satılıyor. Kullanılıyor normal şeker yerine. Normal şeker yerine. Hemen ben bu arada tekrar telefonlarımızı vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 621 21 65 621 21 65 ve 66. Buyurun hocam. Evet. Yani şeker hastaları da şöyle bir bardak çaya sadece bir tane, sadece bir tane, Bir çok çok tane. tatlı. Çok da küçük ama yeterli Bir oluyor, değil tane mi? yattığı zaman çayına, kahvesine bir tane küçük bir tatlandırıcı olarak. Aspartam ve zakarin çok çok tehlikeli. Çünkü aspartam ve zakarin beyinde tümöre sebep olduğu belgelenmiştir. Kanıtlanmış bir şey bu. Kanıtlanmıştır. İsteyen aspartam.com diye bir site var. Girip bakabilir. Evet. Hocam İkinci ikinci konuya konumuza geçelim sedef. isterseniz. Tüm deri rahatsızlıkları diyelim. Öyle mi Evet. diyelim? Evet. Değinebildiğimiz kadar değinelim Evet. bugün. Değinebildiğimiz kadar değinelim. Çay ağacı yağı akne ve sivilceye karşı çok çok etkili. Mesela eski sunuculardan Hülya Hanım'ın yüzünde bir akne vardı. Bir deneyim dedi. Bir damla. Bir Bir damla damla. denedi. Aknesi vardı Yani yüzünde. sivilce oluştuktan sonra iltihap tutuyor ya. Evet. Yani o anda mı dökülüyor, Yok, sürülüyor, fark etmez. kullanılıyor? Fark ettiniz ki şey problem Sivilce olacak. çıkacak ya da. Hissettiniz. Bir damla sürüyorsunuz. Bir gün sonra Bir kaybolur. damla. Hocam bir Bir şey damla. söyleyeceğim ben size. Ben yüzüme ona tamamen sürdüm. Sürün, bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? İstediğiniz Bir kadar sürün. Evet. yani şey olmaz. Hayır, bir problem olmaz. Şimdi sedef hastalığıyla ilgili olarak İtalyan asıllı Doktor Simoncini dünyanın en büyük buluşunu yaptı. 30 yıl sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmıştır. Onkolog aynı zamanda kanser hastaları ve sedef hastalığı üzerine araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmada sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Yine mantarlar. Evet, hastalıkların %95'i Hepsi mantarlardan mantardan kaynaklı. kaynaklanır. Şimdi kan tahlilinde doktorun önüne kan tahlilinde bakteri veya virüs olduğu zaman doktor diyor ki ha sizde şu şu bakteri var, şu şu virüs var. Şunu şunu kullanın. Mantar olduğu zaman raporda çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü bağırsakları aynı kalecin arkasındaki file gibi düşünelim. 2 milyar kanal var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emen. Bu file gibi geçirgen olan, filtre gibi olan bağırsaklardan mantar büyük olduğu için futbol topu kadar geçmez. Kan tahlilinde, idrar tahlilinde mantar teşhis edilemez. Bakteri ise portakal kadar olduğu için geçer. Virüs misket kadar olduğu için geçer. Kan tahlilinde, idrar tahlilinde bakteri veya virüs varsa teşhis edilebilir. Peki nasıl anlayacak kişi yani mantar Mantar nasıl olduğunu? anlaşılır? Mantar iki şekilde anlaşılır. Bir, kişinin dilinin üzerinde. Beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar. Dilin üzerinde. Kahverengimsi, evet. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var demek. Kızarmışsa hiçbir tabaka yoksa aşırı vitamin yetersizliği, aşırı mantar var demek. Sağlı solu diş izi varsa karaciğer yağlanması var. Ve dilin ortasında derin bir çizik varsa midesinde, pankreasında problem var demektir. Bir, bu Türklere ait bu buluş. 4000 yıl önce Uygur Türklerinin buluşu. İki, kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa mantar var demek. Kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, panik atak, depresyon, sedef gibi hastalık varsa, bağırsak rahatsızları, kolit, ülseratif kolit varsa mantar var demek. Yani hastalıklar varsa artı belirtileri var. Şişkinlik oluyorsa, gaz oluşuyorsa bazıları mesela mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle bağırsak mukozası yanıyor, kavruluyor, sinir uçları hassasiyetini kaybediyor. Hamurlu tatlı yediği zaman karnı küp gibi şişiyor.
Ne alttan gaz çıkabiliyor, ne üstten gaz çıkabiliyor. Böyle geziyor hamile gibi. Hocam, bu tür hastalarda %100 mantar var. Bu tür rahatsız olanlar için iksir, aloe vera jel, sedefe karşı sedef çayı, mantara karşı mantar çayı.